şöyle küf çıkıyor. Şöyle. Çok kötü bir hastalık bu. Bu da aşırı sıcaklardan oluyor. Aşırı sıcaklık bunu etkiliyor, hastalık haline çeviriyor. İncir'in başkenti Aydın'da incir üreticileri bu yıl küresel ısınmanın ve kuraklığın etkilerini sert bir şekilde hissediyor. Sıcaklık artışı ve su kaynaklarının azalması nedeniyle incir bahçelerinde ürün verimi ciddi oranda düşmüş durumda. Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler de incir bahçelerinde bu olumsuz etkileri yaşayan üreticiler arasında yer alıyor. Bugün dağlarından bal, ovalarından yağ akan Ege'mizin güzel şehri Aydın'dayız. Yağışların az olması incir rekoltelerini düşürmüş durumda. Biz de mikrofonumuzu incir üreticilerine uzattık. Kuraklık incirleri nasıl etkiledi bu yıl? Bayağı içinde bal yok, doğurlamız gıt, gelir gıt. Çok etkiledi, çok. Suyun varsa solacaksın bahçene, gübreni vereceksin, bakabilirsin, bakmazsan yok. Bu sene nasıl durumlar incirde? Bu sene çok kötü incirler. Bir de incirler şimdi şeyli var, işlende, siyahlık var. Kuraklıktan kaynaklı mı? Kuraklıktan herhalde, bilmiyorsan da. Kuraklıktan kurumu var. Kaskatı kurumuş kalmış ağacın başında. Kuraklık inciri verdiğimde çok etkisi oldu. Çok zarar ettik. Yani sıcaklığa, iklimden, genişmesinden beri. Bizim bu bölgede Germencik çevresinde çok sıcak su termalle sondajlar çakıldı. Onların da etkisi oluyor muhakkak. Yani çiftçi pek halinden memnun değil. İncirimiz geçen sene 3 ton yapıyorduk. Bu sene 1,5 ton belki olur. Nasip olursa olacak gibi. Bunun sebebi kuraklık. Evet, kuraklık. Suyumuz var ama kullanamıyoruz. Mazotla bağlı. Yevmeci getiriyoruz. Geçen sene ucuzdu, bu sene bağlı. Aydın'da incir üreticileriyle bir araya geldik. Kuraklığın etkilerini yerinde gözlemledik, inceledik ve konuştuk. Umarız bu yıl açıklanacak rakam üreticileri mutlu eder.